Bismillahirrahmanirrahim. Babur racul yeşteri es-semerete feyakbiduha feyusibuha caihatun. Bu bab, bir adam bir meyveyi satın alıyor. Ağacın üzerinde satın alıyor. Onu kabz ediyor. Ondan sonra ona isabet oluyor. Adam dedi ki benim üzüm bağım var. Üzümleri öyle ağacın üzerinde satacağım. Limonu var yahut portakalı var yahut da hurması var. Bir adam da satın aldı onu. Satın aldıktan sonra o meyveye bir zarar isabet etti. Satan adamdan mı gitti, müşteriden mi gitti? Mesele bu. Bugünkü mesele bunu izah edecek. Haddesana İsmail ibn Yahya el-Müzeni. Kâle haddesana Muhammed ibn İdris. İmam-ı Tahavi Müzeni'den rivayet ediyor. Müzeni de İmam-ı Şafii'den. Burada birçok hadisler İmam-ı Şafii'den geliyor. Bu Müzeni, İmam-ı Şafii'nin mezhebini Mısır'da neşreden adam. İmam-ı Tahavi'nin dayısı. Kendi dayısı olduğundan dolayı ondan çok naklediyor. En Süfyan, en Hümeydil Âreç, en Süleyman ibn-i Uteyf, en Cabir ibn-i Abdillah. Hadis Ashab-ı Kiram'dan Hazreti Cabir'e geliyor ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz neha en bey'i sinin seneleri satmaktan nehyiledi. Ve emere biwad'il cevayih bir meyveye isabet eden zararında bed'ini emriyledi. Yani bunu indir, çıkarın hesaptan. Seneleri satmak ki adam bahçesinin mehsulunun gelecek 2-3 seneliğini toptan satıyor diyor ki 3 sene bahçe senin olsun, mehsulü neye alırsın? Daha hani sene gelecek, meyve olacak olmayacak, adam satıyor. Gelecek 3 senenin mehsulünü satıyor, icar değil. Mehsulü satıyor, bu caiz değil. Resulullah Efendimiz bundan nehyiledi. Bir de diyor ki Peygamber Efendimiz bir mal satılır da ona bir helak gelirse onun parasını müşteri vermesin, onu tenzil edin. Bayi'nin alacağından tenzil edin. Şimdi öyleyse buna göre demek ki adam ağacın üzerinde meyve aldı. Şimdi portakal mesela. Ondan sonra bir zarar geldi, satan adamdan gider bu kavle göre. Oldu ki ya üçten, bu ihtilaf da var. Üçte birinden az olur, üçte birinden çoğu olur. Şimdi rivayetlerde gelecek. Üçte biri, üçte birinden fazlası helak olursa bayiden gider. Üçte birisi olursa müşteriden gider. Bu kavle göre. Bu birinci mezhep. Haddesena İsmail ibn Yahya kâle haddesena Muhammed ibn İdris en Süfyan'ı an Ebi Zübeyr en Cabir'in anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem istavu. Evet. Burada yine Cabir'den aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Haddesena Bekkar ibn Kuteybe kâle haddesena İbrahim ibn Ebil Vezir قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فنمس أمر بوضع الجائحة. Ağacın üzerindeki meyveye isabet eden helakin kıymetini bayiden düşürmeyi emreyledi. Bayinin hesabından kessin dedi. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فذهب قوم ulemadan bir kısmı zahip oldular ki la enne mâna hâdîl cevâih bu meyvelere isabet eden helakin mânâsi elleti emren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi vat'iha Peygamber Efendimiz'e emretti ki bunun parasını düşün diye emretti ki bu helak hiye bu nedir? Es-simâr meyvelerdir ki yehtâuha o meyveleri satın alır. Er-racülü bir adam فَيَقْبِدُهَا onu teslim alır, kabz eder. فَيُصِيبُهَا o meyvelere isabet eder. فِي يَدِهِ müşterinin elinde. جَائِحَةٌ bir musibet, bir afet ona erişir. فَيَذْهَبُ gider. Yahut daha ziyadesi afete uğrarsa قَالُوا dediler ki فَذَٰلِكَ bu isabet eden afet يُبْدِلُ سَمَنَهَا onun parasını iptal eder. Hani müşteri müşteriden, yani bayi müşteriden gidip alamaz. İlla ben sattım paramı ver diyemez. Niye? Müşteri der ki helak geldi, isabet etti. Neyin parasını istiyorsun sen? Kalu yine bu mezhep sahipleri dediler ki ve ma asabaha ol bir şey ki bu meyveleri isabet etti.
فَاَزْهَبَ بِشَيْءٍ مِّنْهَا دُونَ سُلُسِهَا O meyvelerden götürdü ama üçte birisinden az götürdü. Üçte birinden azı helak oldu, ziyadesi yerinde duruyor. ذَهَبَ ذَٰلِكَ O vakitte üçte birisinden az olursa bu gider, مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي Müşterinin malından gider, bayiyeden değil. وَلَمْ يَبْتُلْ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ Müşterinin parasından bir şey iptal edilmez. Bayi parasını tamam alır. Demek ki bu kavle göre o meyveye isabet eden zarar üçte birisinden az ise zarar müşteriden gitmiştir. Satan adam parayı tamam alır. Yok, üçte bir yahut üçte birden ziyadesi helak olmuşsa ona göre hesap edilir. Müşteride ne kadar kalmışsa onun parasını verir, helak olanın parasını vermez. Bu kavul bu. Evet. مِنْ ثَمَّنِهِ شَيْءٌ Hiçbir şey üçte birisinden az olursa iptal edilmez. قَلِيلُ وَلَا كَسِرٌ İster az olsun, ister çok olsun. Madem üçte bire vasıl olmadı, müşteriden getirirdi. قَالُوا Dediler ki وَهَذَا مِثْلُ الْحَد۪يسِ الْآخَرِ Bu diğer hadis gibidir. اَلْمَرْوِيَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen diğer hadis gibidir. Yani üçte bir, üçte birden ziyade olursa bayiyeden gider. Müşteri kalanın parasını verir. Yok, üçte birden aşağı olursa müşteriden gider. Fezekeru bu mesele hakkında zikreylediler. Şimdi bu yukarıdaki Cabir'in birinci hadisi. Bir de Hazreti Cabir'in ikinci hadisi vardı, onu da zikrediyor. Fezekeru bu mezhep sahipleri zikreylediler. Maqad haddesena Yunus. Yunus'un rivayet ettiğini. Kale ahberen ebn-i Vehbin. Kale ahberen ebn-i Cüreyc. Enne ebez Zübeyir ahberehu. An Cabir ibn Abdullah enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir dediler ki Peygamber Efendimiz kale buyurdu İn bi'ate min ahike sen kardeşine satarsan semeren bir meyveyi fe esabethu caihatun ona da bir zarar isabet eder ise fe la yahillu leke sene helal olmaz en ta'khuza minhu o adamdan alasan, müşteriden alasan şeyen bir şey almak sene helal olmaz bime ta'khuz Ne sebeple sen arıyorsun? Mâle ahike, kardeşin malını, o müşteri olan senin kardeşindir. Onun malını ne sebeple arıyorsun? Bi gayri hakkın haksız. Haksız arıyorsun sen. Niye? Sattığın meyve helak olmuş. Ne sen onun parasını arıyorsun, ne mukabilinde? Bu da Hazreti Cabir'in ikinci hadisi. Şimdi birinci hadis, ikinci hadis. Aşağıda bunun izahı gelecek. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج فذكر بإسناده مثله إمام التحاوي diyor ki إبراهيم بن مرزوق tarihiyle de bu hadisi şerifi ben rivayet ediyorum. قالوا bu mezhep sahipleri dediler ki قد بيّن هذا الحديث bu Hazreti Cabir'den rivayet edilen ikinci hadis beyan eyledi المعنى الذي ذكرنا bizim zikrettiğimiz manayı beyan eyledi. Ne demek yani üçte bir meselesi Üçte birden noksan meselesi. Bu hadis izah etti. Sonki hadis. Ki sen kardeşin malını ne suretle alıyorsun diyor ikinci hadiste. Sen ondan parayı alıyorsun. Halbuki meyveye afet geldi. Meyve gitti. Sen parayı alıyorsun. Ne mukabile alıyorsun? Caiz değildir sana. Ve halefemu fî zâlike âherûn. Ülemadan diğer bir kısmı bu birinci mezhep sahiplerine muhalefet ettiler. Dediler ki evet bu hadisler doğru ama bunların manaları sizin anladığınız gibi değil. Fekalu dediler ki ma zehebe min zalike min şeyin o meyvelerden ne isabet etmiş ne gitmişse kalle ev kesur ister az gitsin üçte birden az olsun istersen üçte birden çok olsun evet giden zarar olan ba'de en yakbadahul müşteri kabzettikten sonra Ne zarar olmuşsa az olsun çok olsun zehebe min malil müşteri müşterinin malından gider. Madem müşteri kabz etmiş elini almıştır onun malı olmuştur. Afet gelmiş bayinin onda ne suçu var? Müşteriye satmış parasını ister tamamını ister. İster üçte birden az olsun isterse üçte birden çok olsun. Evet. Ve ma zehebe fi yedil bayi. Yok satış yaptılar da bayiye teslim etmemiş. Müşteriye teslim etmemiş. Kabile afet gelmiş. Kabile en yakbadahul müşteri.
müşteri kabz etmezden evvel, daha teslimden evvel bir afet gelir de meyvelere isabet ederse, batale semenuhu anil müşteri, onun parası müşteriden batıl olur, yani müşteriden alınmaz. Niye? Teslim ettiği yok. Şu anda bu ikinci mezhepte o meyvelerin kabzini şart koşuyor. Alışveriş olmuş. Eğer müşteri kendi eline almışsa, kabz etmişse müşteriden gider. Kabz etmemişse bayiden gider. Şu anda Hazreti Cabir'den gelen iki hadis var. Demek ki birinci hadis kabz ettikten sonra olmuş. Müşteri kabz etmiş. Kabz ettikten sonra helake giden kimden gidecek? Müşteriden gidecek. İkinci hadis de kabzden evvel olmuş. Bayi satmış, müşteri kabz etmemiş. O vakıtta müşteri kabz etmediğinden dolayı müşteriden bir şey istenilmez. Böyle izah edelim. Ve kalu dediler ki ma hadi lâthar emma olacak galiba. Emma bir elif noksan. Bir elif yazın. Emma emma hâzî lâthârul mervîyetü an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Emma Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen şu rivayetler. Elletî zekertumûhâ. Sizin zikrettiğiniz, Hazreti Cabir tarikiyle zikrettiğiniz bu hadisi şerifler fe mekbulun mekbuldur. Sahihun sahihtir. Ala maca'a geldiği gibi. Bunlar sahih hadislerdir. Hadise itiraz yok. Ve lesna netfe'u min zâlike şeyen. Bu hadislerden hiçbir şeyini biz reddetmiyoruz. Sihhati mahrecihi, mahreçleri sahih olduğundan, senedi sahih ile geldiğinden biz hadisleri inkar etmiyoruz. Hadisler sahihtir. وَلَاكِنَّا نُخَالِفُ Lakin biz muhalefet ediyoruz. Neye? اَتْتَعْو۪يلَ الَّذ۪ي شُول بِالْ تَعْو۪يلَ مَعْنَاهَا كِ تَعَوَّلَهَا عَلَيْهِ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Birinci mezhep sahiplerinin anladığı manaya muhalefet ediyoruz. Onların anladığı mana değil. Açayım. Ve nekulu biz deriz ki İnne ma'nel cevâihil meskûreti fîhâ. Bu hadislerde zikredilen afet. Fîhâ bu nedir? El cevâihülletî şol bir afetlerdir ki yusâbün nâsü bihâ. Nas o afetlere isabet eder. Nas'a erişir o afetler. Ve yectâhuhum. Orada cim değil. Sonundaki cimin nüktesi ziyade ha. Ve yectâhuhum. Nasa gelir fil aradîn yerlerinde, onların yerlerinde o afet gelir, umumi. Öyle yerler ki el-haraciyyet, haraç olan yerlerinde. Elleti öyle haraç ki haracuha lil-müslimîn. O yerlerin haracı da Müslümanlarındır. Onların haracı alınacak, beytül mala konulacak, Müslümanların menfaatine sarf edilecek. İşte bunun hakkındadır. Feyûde'u zâlikel haracu anhum. Evet. O haraç onlardan vez edilir. Vacibün lazımın, bu da vaciptir. Burada feyudev demiş ama vacibün lazımın terkibine bakarsanız fevedu olması daha güzel olur. Fevedu zâlikel haraci anhum. Bu haraci o yer sahiplerinden vez etmek, iskat etmek, almamak vacibün lazımın, vaciptir, lazımdır. Niye? Adam haracı neyle verecek? Hükümet bir haraç kesmiş, afet gelmiş, onu götürmüş. Adamdan sen ne alacaksan? Adamın mahsuru gitmiş. Yok illa bunun haracını vereceksin. Yok, madem afet gelmiştir, onun haracını hükümet affetmesi lazımdır, vaciptir. Niye? Sonra o adam fakir düşecek, eğer o yerler tamir olamayacak. İlla helak olsa bile sen getirip bunun haracını vereceksin. Yok, afet geldi götürdü. Götürdüğü gibi hükümetin affetmesi lazım. Affetmezse o araziyi işleden adam fakir olur, araziyi işledemez. Bundan gelecek zarar beytül mala gelir, hükümete gelir. Bu bundadır. لَاَنَّ فِي ذَٰلِكَ Bunda o haracın vez'inde olucudur. سَلَاحًا لِلْمُسْلِم۪ينَ Müslümanların selahı olucudur. وَتَقْوِيَةً لَهُمْ Müslümanları takviye olucudur. فِي اِمَارَةِ اَرَب۪يهِمْ Kendi arazılarının imaresinde onları takviye olucudur. فَأَمَّا فِي الْاَشْيَاءِ الْمَد۪يَاتِ Fakat satılan eşyalarda ise fela böyle değildir.
yani Hazreti Cabir'den rivayet edilen bu hadisler haraç hakkındadır. Haraç olan bir meyve adam haracını verecek. Üzüm yahut da hurma yahut da buğda, arpa neyse, afet geldi adamın bütün gittiği. Üşür değil mi? Üşürün gayrı. Haraç başka, üşür başka. Üşür onda bir alınır. Erazi-i üşriye var. Bir de erazi-i haraciye var ki haraciye onda bir alınır, onda iki alınır, onda beşe kadar alınır. Hükümetin istediği kadar. Daha fazla olur yani. Helak şimdi üşürde kolay. Ne çıkarsa onda birini alacaksın. Bir şey çıkmamış ki üşür alasın. Harac öyle değil. Hükümet ona bir vergi bağlamış. O vergi en aşağı onda bir olur. %50'ye kadar da olabilir. Adamın erazısından kazanırsa %25 mi, %50 mi neyse verecek. Verecek. Çıkmasa neyi verecek? Yok, çıkmasa da sen vereceksin. Diyor ki yok, işte Peygamber Efendimiz diyor ki eğer o meyveler helak olursa sen kardeşin hakkını neyle alıyorsun? Ne mukabil alıyorsun bunda? Yok. Afet gelmiş götürüyor. Bu harac erazısından alınan haraca mahsustur. Ama diğer eşyalarda böyle değildir. Adam bir eşyayı sattı müşteriye. Müşterinin elinde zarar oldu. Sen tuz satıyorsun, adama iki ton tuzu sattın. Adam kamyonu aldı, götürdü. Gitti, araba devrildi, suya gitti. Yahut da yağmur yağdı, buz eridi. Kim mesul bundan? Olan mesul. Olan mesul, muhafaza edeydi. Diğer eşyalarda böyle değildir. Femma fil eşyail mebiat, diğer satılan eşyalarda fela müşteriden gitmez ve ondan iskat edilmez. Fahada tevilu hadisi Cabir, işte Cabir'in hadisinin manası budur. Ellezî fî evveli hâzel bâb. Hazreti Cabir'den iki hadis geliyor. İşte birinci hadisin tevili budur. Yani Peygamber Efendimiz seneleri satmaktan nehyeyledi. Gelecek mehsulların 2-3 senelik mehsulunu satmaktan nehyeyledi. Bir de neden nehyeyledi? Caihe, yani isabet eden afeti onu iskat edin. İşte bu eraziyi, haraciyeyi afet isabet ederse hükümet ondan harac almasını affetmesi vaciptir. Ve emma hadisu Cabir-i Sani, emma Hazreti Cabir'in ikinci hadisinin manası. Fe manahu gayru hadel mana. Bu mananın gayrisidir. Evet. Onlar ne dediler? Üçte Hazreti Cabir'in ikinci hadisindeki Peygamber Efendimiz buyurdu ki sen kardeşine bir meyve satarsansa ona da bir afet yetişirse sen ne mukabili ondan alıyorsun? Haksız olarak ondan para alıyorsun. Çünkü afet erişmiş. Bunun manası nedir? Diyor ki birinci mezhep sahiplerine sizin anladığınız mana değildir. Bunun manası da başkadır. فَمَانَهُ غَيْرُ هَذَا الْمَانَى Onun manası sizin verdiğiniz mananın gayrısıdır. وَذَٰلِكَ O gayr olduğunun delili de اَنَّهُ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ زَكَرَ ف۪يهِ الْبَيْعَ Bu hadiste bey'i zikretti ki bir adam satarsa meyvelerini başka bir mümin kardeşine satarsa وَلَمْ يَذْكُرْ ف۪يهِ الْقَبْضَ Burada Resulullah Efendimiz kabzı zikretmedi. Sattı, müşteri aldığını zikretmiyor, müşteri de aldı demiyor. Sattı yani bayin daha elindeyken afet geldi, vurdu, götürdü. Müşteriye bir şey vermedi, müşterinin eline bir şey geçmedi ki. Kabzi zikretmeyle, eylemedi. فَذَٰلِكَ عِنْدَنَا Bu bizim indimizde, bu ikinci hadis, اَلَى الْبِيَاعَةِ Alışverişler üzerine hamledilir. اَلَّتِي Öyle alışverişler ki, تُسَابُ فِي اَيْدِ بَائِعَا Satan adamın elindeyken afet geldi. İşte bu hadis bunlara mahsustur. Daha teslim etmeden afet geldi. Sen iki ton tuzu sattın müşteriye. Adama da gel al dedin. Adam da dedi ki peki ikinden sonra geleyim alayım. Evle vakti yağmur yağdı, tuz islandı gitti. Müşteriye ben sattım, senden bu parayı alırım diyemezsin. Niye? Teslim ettin mi? Yok. Adam kabz etti mi? Yok. Neyi alacaksan teslim et tuzunu, al parayı. Bayi'nin elindeyken afet isabet ettiğinden dolayı müşteriden bir şey alamaz. Mana budur. قَبْلَ قَبْدِ الْمُشْتَرِي دَهَا Müşteri onu kabz etmezden evvel. فَلَا يَحِلُّ لِلْبَاعَةِ Satan adamlara helal olmaz. اَخْسُ اَثْمَانِهَا O eşyaların, paralarını almak helal olmaz. لَاَنَّهُمْ O satan adamlar يَأْخُذُونَهَا Alırlar, eğer alırlarsa bir gayri hakkın, haksız olarak. Vermediği malın parasını alıyor.
فَهَذَا تَوِيلُ هَذَا الْحَدِيسِ عِنْدَهُ. Bu ikinci mezhep indinde işte hadisin manası, tevili de budur. فَاَمَّا مَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرُونَ. Ama müşteriler bir şeyi kabz ederlerse وَسَارَ فِي اَيْد۪يهِمْ, kendi ellerinde olursa, satan adamdan aldı, kendi zimmetine geçti, kabz etti. فَذَٰلِكَ كَسَائِرِ الْبِيَعَدْ. Bu diğer alışverişler gibidir. اَلَّتِي, öyle alışverişler ki يَقْبِدُهَا الْمُشْتَرِي مُشْتَرُونَ لَهَا, satın alanlar onu teslim alırlar. فَيَحْدُثُ بِهَا, vakıtta o eşyada hadis olur. الْاَفَاتُ, afetler fi اَيْد۪يهِمْ, müşterinin elinde. Vakıtta kimden gider? Müşteriden gider. Adam eşyayı satmış, teslim etmiş, müşteri onu almış, müşterinin elindeyken ya yangın gelmiş ya bir afet gelmiş, zarar etmiş, bu müşteriden gider. فَكَمَا كَانَ غَيْرُ السِّمَارِ, meyvelerin gayrisi olduğu gibi yeshebu min emvalil müşterine leha, meyvelerden başka şeyleri satar bir adam, müşteri alır da müşterinin elinde afet erişirse müşteriden gider. Olduğu gibi la min emvali ba'atiha, satan adamların malından gitmez, müşterilerin malından gider. Fekezalike simar, meyveler de böyledir. Sen meyveyi ağacın üzerinde sattın, müşteri teslim aldı ise ondan sonra afet gelirse müşteriden gider. Yok, sattın, müşteri teslim almadı, satan adamın elinde, afet geldi, o vakitte satandan gider. Diğer eşyalar gibi. Fakat şimdi esas tehlike nerede geliyor? Ağacın üzerinde almış ama ağacın üzerinden hemen koparamıyor ki onun, bir belki 15 gün sonra, 20 gün sonra koparacak. Koparacak ama. Yok, koparacak. Teslim, nasıl teslim almış bu adam? Alamaz ki, ağacı nasıl teslim alacak? Şimdi mesele burada geliyor. Ötekiler diyor ki sen ağacın üzerinde sattın ama teslim edemedin. O da diyor ki hayır, teslim ettim. Ben sattım, dedim ki ben daha karışmam. İşte aha, sen işte ağaçlar. İşte bu da teslim sayılır. Hâdâ huven nezer, evet. İşte nezer de budur. Ve huve evlâ, bu da evlâ, evlâ mâ hamil aleyhi hâdel hadîs. Hazreti Cabir'in rivayet etmiş olduğu hadisin hamledilen en güzel şekli budur. لَاَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Hazreti Cabir, Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. مَا قَدْ حَدَّسَنَا Yunus. Yunus'un bize rivayet eylemiş olduğu bir hadisi de rivayet eyledi. قَالَ اَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُ بْنُ حَارِسٍ هَا وَحَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفْ هَا وَحَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمَأَذِّنِ قَالَ حَدَّسَنَا شُعَيْبُ بْنُ لَيْثٍ هَا وَحَدَّسَنَا أَبُو مَيَّ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السِّلْحِينِ قَالَ حَدَّسَنَا اللَّيْثُ قَالُوا جَمِيعًا. Bu dört senette hepsi birleştiler, dediler ki bize rivayet eyledi, biz rivayet ediyoruz. En Bükeyr ibn el Eşec an İyad ibn Abdullah an Ebi Said el Kudri radıyallahu anh. Kale Ebu Said el Kudri, buyurdular ki Usiba raculun min simari ibta'aha, bir adam meyveleri satın aldı, ondan sonra da bir afet geldi. Fekesure deynuhu, borcu çoğaldı, satın aldı, bu sefer de afet geldi, onun borcu çoğaldı. Geldi Resulullah Efendimiz'e şekve etti. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz dedi ki ashab-ı kirama tesaddaku aleyhi, bu adam borçlanmış, buna biraz sadaka verin, borcunu ödesin. Fetusuddika aleyhi, herkes elinden gelen bir sadakayı ona verdiler. Felem yeblu zalike vefa edeyni, o verilen sadakeler de borcunu kurtarmadı. Borç gene boşluk aldı. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz o vakitte satan adamlara dedi ki huzû mâ vecettüm, alacaklılar ne kadar varsa o adamdan, gerek başka alacaklı var, gerek o meyve sahibinin alacağı var, alacaklara dedi ki bu adamın yanında ne buldunuzsa onu alınız. Huzû mâ vecettüm, bulduğunuzu alınız. Ve leyse lekum illâ zâlik, sizin başka alacağınız yok. Ne bulursunuzsa adam, başka mali yok. O toplanan sedekeler de kafi gelmedi. Bunu rivayet eyledi. فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, vaktaki Peygamber Efendimiz lem yüptil, iptal eylemedi. Deynel uğrama, borçluların deynini, alacaklarını iptal eylemedi. Sizin bu adamda hakkınız yoktur demedi. Dedi ki bu adamın elinde mevcut olan mal bu kadar, bunu alınız dedi.
bizihabi simar meyvelerin gitmesiyle onların alacaklarını iptal edemedi. Ve fihim ba'atuha, o alacaklar içinde meyveleri satanlar da var. Ve lem yeruddehu alel ba'ati bisemeni, satan adamlara da parasıyla reddetmedi. İn kanu kad qabadu zalike minhu, eğer onlar onu kabz etmiş oldularsa onları da reddet eylemedi. Yani satmış da parasını almış, getirin parayı verin de demedi. Sebete, sabit oldu ki ennel cevayihel hadisete fi yedil müşteri, müşterinin elinde bir afet yetişirse meyvelere, la tekunu mutalebeten anhu şeyen minessemeni lezi aleyhi lilbaye, o müşterinin bayiye ne kadar borcu varsa o talep olunmaz. İşte bu hadis-i şeriften bu anlaşıldı. Evet. Fe'in kâle kâilun, bir adam itiraz etse dese ki, vakıda var mı? Bitti mi? Fe'in kâle kâilun innettimâre la tüşkühü sâirel biyâat leennehâ muallekatun fî rûûsin nehli لا يصل إليها يد من ابتاعها إلا بقطعه إياها وسائر الأشياء ليست كذلك. Dün zikreylemiş olduğu hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağaç üzerindeki yaş meyveyi kuru meyveyle satmaktan nehyeyledi. Şimdi bu bir adam itiraz etse dese ki, bu meyveler diğer alışverişe benzemez. Onun için arada fark vardır. Şimdi esas mesele, bir adam bir eşyayı satar, teslim eder, müşteri de onu teslim alırsa, sonradan ona bir zarar gelirse kimden gider? Müşteriden gider, çünkü adam satmış malını teslim etmiş. Peki ağaç üzerindeki yaş meyveyi satarsa, öteki adam da alırsa, fakat ağacın üzerinden indirmemiş onu. Bir ay, iki ay kalacak, yakın 10-15 gün kalacak. Ağacın üzerinden indirmeden ona bir afet gelirse bu kimden gider? Bu meselede ihtilaf var. Ulemanın bazısı demiş ki, bu bayiyeden gider. Bazısı de diyor ki, müşteriden gider. Bayiyeden giden diyenler de diyorlar ki, eğer zarar 1/3'den az ise müşteriden gider. Yok, 1/3'den ziyade zarar olursa bayiyeden gider. Ha, ikinci kavul de diyor ki, hayır, adam ağacın üzerindeki yaş meyveleri satmış. Ağaç ile onun arasını serbest koymuş. Ahan ağaçlar, ahan sen. Bu kabiz sayılır. Bu müşteri bunu teslim almış sayıldı. Binaenaleyh bir zarar, bir afet gelirse, istersen 1/3 olsun, İsterse 1/3'den ziyade olsun, isterse 1/3'den noksan olsun, bu müşteriden gider. İmam-ı Tahavi bunu tercih etti ki, evet, müşteriden gider. Öyleyse bir adam itiraz ediyor, diyor ki, böyle diyorsun ama ağaçtaki yaş meyveleri satmak diğer eşyaya benzemez bu. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ, bir adam itiraz etse dese ki, اِنَّ السِّمَارَ, ağaç üzerindeki meyveler, لَا تُشْبِهُ سَائِرَ الْبِيَاءَاتِ, diğer alışveriş işlerine benzemez. لَاَنَّهَا, o meyveler, مُعَلَّقَةٌ فِي رُؤُسِ النَّخْلِ, ağacın üzerinde müallektir. Onu yindirmiş de müşteriye teslim etmiş değildir, ağacın üzerinde asılı o meyveler. لَا يَسِلُ اِلَيْهَا, o meyvelere erişmez. Yedümen, bir kimsenin eli ki iptaaha, onları satın aldı. Satın adamın eli ona yetişmez ki ona Allah'ım ben bunu teslim aldım diye. İlla bi kat'ihi iyyaha. İlla o meyvelerin vakti gelecek, onu oradan kesecek. Bu vakitte kendi eline geçecek. Ve sairul eşya, diğer eşya leyset kezalik, böyle değildir. Diğer eşyayı insan sattı mı, öteki adam alır eline, hemen zimmetine geçer, kabz oldu. Onun için ağacın üzerindeki meyve diğer eşyalara benzemez, dedi, itiraz etti. فَمَا يَكُونُ مَقْبُودًا, bir şey ki kabz edilmiş olur. بِغَيْرِ قَتْعٍ مُسْتَأْنَفٍ,
Bir gayri get'in kesilmeksizin. Öyle kesilmek ki müstenefin, yeni başlığın kesilmeksizin mefhuz olan. Fehuve işte bu ellezi öyle bir şeydir ki yezhebu min malin müşteri, müşterinin malından gider. Bir adam bir şeyi sattı, müşteriye teslim etti. Daha sonradan onu keseceği yok, alacağı yok. Teslim etti, gitti. İşte bu gibi olan şeyler müşteriden gider. Sen mesela yaş, kuri, hurma neyse ölçeğinen yahut da tarifiyinen sattın. Öteki adama teslim ettin. O ağaç da değil ki. Adam yeniden kesecek değil ki. Sen teslim ettin, o da aldı. O meyveye bir helak erişirse müşteriden gider. Ve ma kâne la yukbad. Bir meyve ki kabz olunmaz illa bi gat'in müste'nefin. İlla yeni baştan kesilmekle o kabz olunmuş olacak. Fehve işte bu. Ellezi bir şeydir ki yesebu min malil bâye, bâye'in malından gider. Neden? İşte ağaç üzerindeki meyve gibi onu sattı ama fakat o adam kabz etmedi. 15 gün sonra yahut da bir ay sonra onu kesecek ağaçtan, o vakitte kabz etmiş olacak. İşte o kabz etmediği o ağacın üzerindeki meyveye bir helak, afet erişirse o bayiyeden gider. Bu mu'terizin suali bu. Bu suali söyledi. Bu birinci mezhebi teyit eden taraftan. Buna cevaben kîle lehu, o adama denilir ki hâzel kelam, senin bu sözün fâsidün min vecheyn, iki cihetle fasittir. Senin söylemiş olduğun bu söz iki suretle fasittir. Emma ahaduhuma, suretlerden birisi, yani ne vecihle fasittir? Fe inna ra'eyna hâzihi simâr, biz bu meyveleri gördük. İzâ bi'at fî rûûsin nehli, ağaçların, hurma ağaçlarının üzerinde satıldığı vakıtta. Fe zehebet bi kemâliha, hepsine bir helak erişir de hepsi giderse. اَوْ زَهَبَ مِنْهَا شَيْءٌ, yahut da o meyvelerin bazısı afet sebebiyle giderse, fi اَيْدِ بَاعَتِهَا, satanların elinde, زَهَبَ ذَلِكَ, bu gider, مِنْ اَمْوَالِهِمْ, satanların mallarından gider, دُونَ اَمْوَالِ الْمُشْتَرِينَ, alanların mallarında değil. Adam ağacın üzerindeki meyveyi sattı, fakat teslim ettiği yok. Teslim olmazdan evvel bir afet gelse de, meyvelerin hepsini mahvetse yahut da bir kısmını mahvetse, bu zarar kimden gider? Satandan mı, alandan mı? Satandan, alandan değil. فَكَانَ ذِهَابُ قَل۪يلِهَا وَكَس۪يرِهَا فِي ذَٰلِكَ سَبَا. Madem o meyve bayeden, o meyveye isabet eden afet dolayısıyla hasil olan zarar bayeden gidiyor. İster az olsun, ister çok olsun, satan adamdan gider. İkisi müsavidir. Az olsa da, çok olsa da satan adamdan gider. لَاَنَّهُمْ لَمْ يَقْبِدُوهَا. Çünkü müşteriler onu teslim almadılar, kabz etmediler. Kabzden evvel gelen zarar satandan gider. Az olsun, çok olsun. فَاِذَا قَبَدُوهَا. Yok, müşteri onu kabz etti de aldı mı? فَذَهَبَ مِنْهَا. O meyvelerden helak olursa madune sülüs, sülüsten aşağısı, müşteri aldı, teslim tamamıyla eline teslim aldı. Fakat sonradan bir zarar geldi ona, zarar da üçte birden noksan oldu. Fakat ecma ulema icma eyledi ki ennehu, o üçte birden az olan zarar zahibin min malil müşteri, müşterinin malından gider. Bunda da ulemanın icmai var her iki tarafça. لَاَنَّهُ, o zarar zehebe gitti بَعْدَ قَبْدِهِ اِيَّا. O müşteri o meyveleri kabz ettikten sonra zarar geldi. Zarar da üçte birden noksan olursa bunda da ihtilaf yok. Kimden gider? Müşteriden gider. Ya ihtilaf ne de oldu? Üçte bir yahut üçte birden fazla zarar olursa, mali de müşteri kabz etmiş olursa ihtilaf burada. Birinci mezhep sahipleri diyorlar ki satandan gider. İkinci mezhep sahipleri diyorlar ki hayır, alandan gider. Evet. Felemme steva, şimdi bu kıyas yaptı, diyor ki vaktaki müsavi oldu.
ذهاب قليله وكثيره في يد البايع. Bayi'nin elinde iken bir zarar gelir de meyvelerde isterse zarar çok olsun isterse az olsun bayi'den gider. Bu musavi oldu. Azının çoğunun farkı olmadı. Fekâne qalîluhu, azı da oldu. İzâ zehebe fî yedil müşteri, müşterinin elinde giderse, müşte birden az olur, zarar görürse zehebe min mâlihi, müşterinin malından gider. Öyleyse kâne zihâbu kesîrihi, müşteri kabz ettikten sonra malın ekseri giderse bu da olur, kezâlik böylece olur. Madem satanın elinde azı çoğu fark etmiyor, müşteri bayi'nin elinde bir zarar olursa bayi'den gidiyor. Müşteriden, müşteri kabz ettikten sonra gelen zarar da böyledir. İster az zarar olsun, ister çok olsun müşteriden gider. Ve kânel müşteri, müşteri oldu li tehliyetil bâyi'i beynehu ve beyne semerin nehli. Satan adam, ağaçları satan, meyveler işte sen, ben sattım, ben daha karışmam dedi. O da evet, ben bunu teslim aldım dedi. Halbuki daha meyve ağacının üzerinde. Böyle olursa diyor, ve kânel müşteri li tehliyetil bâyi'i beynehu ve beyne semerin nehli tâbiden lehu. Onu teslim almış demektir o. İlfiyel teslim al, eline almamış ama fakat satan adam ağaçları ona teslim etmiş. İşte ağaçların üzerindeki meyveler rahan sen. Bakılacak, alınacak, indirilecek ben daha karışmam. Dedi mi bu müşteri o mali kabz etmiş oldu, teslim etmiş oldu. Evet. Ve in lem yektahu, her ne kadar meyveyi kesip indirmemiş ama fakat meyveyi teslim almış oldu. Onun için senin yapmış olduğun kıyas fasittir. فَهَذَا وَجْهُنْ işte fesade git, senin sözün iki cihetle fesade gitti, onların vecihlerin birisi budur. Sen diyorsun ki ağacın üzerindeki meyve satışı diğerlerine benzemez. Niye benzemesin? Adam ağacın üzerindeki meyveyi satmış, ağacından senin müşterinin arasında da bir hayl yok, onu ona teslim etmiş, bu teslim sayılır. Zarar az olsa da müşteriye ait, çok olsa da müşteriye ait. Binaenaleyh yani sual edenin suali bu cihetten fesade gitti. Ve veçhün ahir. Diğer bir vecih de daha var. İtiraz edenin suali fasittir. Enna rayina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördük. Kad neha en bey'i ta'am. Yenilecek bir şeyi satmaktan nehyeyledi. Hatta yukbat. Hatta kabzuluna. Yenilecek bir maddeyi satın aldın mı, onu kabz etmemiş, eline almamış, onu satmak caiz değildir. Ve ecme'el müslimûne alâ zâlik. Müslümanlar bunun üzerine de icma eylediler. Ve kâneti simâru fî zâlik. Bu meyveler de bu satışta oldu, dâhileten bittifakîn. Buna bir ittifak dahil oldu. Meyveler de bir adam yenilecek bir meyveyi satın alsa, onu satamaz. Ya evvela teslim alacak, ondan sonra satacak, caiz olan. Ve ecme'u, yine ulema icma ilediler ki ennel müşteriye leha, o meyveleri satan alan adam, satın alan adam levba'aha fi yedi ba'iha, teslim almazdan evvel satanın elinde iken satsa kâne bey'u batilen, onun bey'i batildir. Mesela gitti ağacın üzerindeki meyveleri satın aldı. Fakat ağaçları hala teslim etmemiş satan adamın elinde. Gitti başkasına dedi ki ben bu meyveleri satın aldım, satıyorum. O da kar verdi, ona sattı. Bu beya caiz olur mu? Olmaz. Niye? Teslim almadı ki. Teslim almadan satmış olduğu bu alışveriş batildir. وَلَوْ بَاعَهَا o meyveleri satarsa بَعْدَنْ خَلَّ الْبَاعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَمْ يَكْتَاهَا yok. Ağacın üzerindeki meyveleri sattı. Satan adam da bak benim alakam yok, ağaçları ben sana teslim ettim. O daha ben ağaçları teslim aldım meyvesiyle beraber. Kimin zimmetinde kaldı şimdi? Müşterinin zimmetinde. Ama ister kesmemiş olsun hala meyveler ağaçların üzerinde. Onu götürür satarsa kâne bey'u caize, caiz olur. Niye? Satan adamın elinden teslim almış. Ağaçlar kendi zimmetinde. Meyveyi de hala indirmemiş ama o meyveyi başkasına satabilir. Caizdir.
Fesâre kâbiden lehâ. Demek ki o ağaçları kabz etmiş oldu ki beye caiz oldu. Ağaçların meyvelerini indirmemiş ama fakat ağaçları meyveyle beraber teslim aldığında o meyveyi kendi kabzine geçirmiş oldu. Ne sebebiyle kabz etmiş oldu? Bi tahliyetil bâyâi beynehu ve beynâ. Satan adam müşteriyle ağaçların arasında bir hâil yok. Mesela diyelim bahçe bahçenin anahtarını vermiş, teslim etmiş ağaçları ona. Bu kabz sayılır. قَبْلَ قَتْعِهِ اِيَّهَا. Daha meyveleri kesmezden evvel ağaçları ona teslim ettiğinden bu kabz sayılır. Kabz olduğundan dolayı satması caizdir. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ. İşte bununla sabit oldu ki اَنَّ قَبْضَ الْمُشْتَرِي. Müşterinin kabzi neyi? اَلْمُعَلَّقَةَ فِي رُؤُسِ النَّخْلِ. Ağaçların üzerindeki meyveleri kabz etmesi. هُوَ. Bu ne ile olucudur? بِتَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. Satan adam ağaçlar ile müşterinin arasında bir hâil, bir maliye bırakmazsa işte bu kabz sayılır. Ağaçları sattı diyelim, bahçesi var, anahtarı var, teslim etti. Evet. وَاِمْكَانِهِ اِيَّهُ مِنْهَا. وَاِمْكَانِهِ, o bayi'nin imkan vermesi sebebiyle oldu. اِيَّهُ müşteriyi, evet, minha ağaçlardı. Artık ağaçlar senin zimmetinde, kes, bak, ne yaparsan yap. فَاِذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ بِهِ. İşte müşteri, bayi bunu yaparlarsa, fakat saret, o meyveler olur, fi yedihi ve damanihi, müşterinin elinde ve damanında olur. Ve beri'e minha, o meyvelerden beri olur. El bayi'u, satan adam beri olur. Ağaçları teslim etti ona. Daha bayi'nin zimmetinde değil, müşterinin zimmetinde. Öyleyse bir helak gelir de, afet gelir de meyvelere isabet ederse, müşteriden gider. فَمَا اُلْ بِشَيْكِ حَدَسَ ف۪يهَا. Meyvelerde hadis oldu. مِنْ جَائِحَةٍ. Bir afetten. Meyvelerde bir afet hadis olursa, öyle afet ki اَتَتْ عَلَيْهَا كُلِّهَا. Meyvelerin hepsine isabet etti, hepsi gitti. اَوْ عَلَى بَعْدِهَا. Yahut da meyvelerin bazısı helak oldu. فَهِيَ. O zarar, o afet kimdendir? زَاهِبَةٌ مِنْ مَالِ. Müşteri, müşterinin malındandır. Çünkü müşteri teslim almış oldu. Onun için afet geldi, meyvelerin hepsi gitti yahut da bazısı gitti, müşteriden gider. La min malil baya, satanın malından değil. Ve hâdâ kavlu Ebi Hanife'de ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhim ecma'in. Bu üç imamın kavli de budur. Şimdi hulâse, bir adam ağacın üzerindeki meyveleri satarsa, ağaçlar ile o adam arasında da mani, onunla ittisal etmesine hiçbir mani kalmazsa, o müşteri onu kabz etmiş sayılır. Ondan sonra bir afet gelirse müşteriden gider, bayiden değil. Şimdi de böyle olmadan bu kar tarlaya karpuz ekiyorlar. Mesela Karacabey, Bursa'da milyonlarla böyle alıp satım yapıyorlar. Bazen dolu geliyor, bütün o karpuzları falan götürüyor. İşte mesela teslim. Teslimden evvel olursa, teslim, müşteriye teslimden evvel olursa satan adamdan gider. Yoksa teslim etmişse müşteriden gider.